Poyraz, babama bu saldırıyı kim yaptı? Zafer diye bir adam. Kim o adam? Deli, manyak biri. Nasıl biri yani? Deli, manyak biri. Ne iş yapar? Delilik, manyaklık. Ay, ne güzel aydınlattın beni, sağ ol. Ben bakarım. Aa, Bahri amca. Ne haber Sinan? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne işin var senin burada? Hoş bulduk kızım. Aslen'le konuşalım. Yalnız. Ne konuşacaksanız benim yanımda konuşun. Bir müsaade et. Senle de konuşuruz. Allah bize bir can vermiş. Başına da bekçi dikmiş. Adını da Poyraz koymuş. Estağfurullah efendim. Ne yapacağız biz seninle be Poyraz? Ha? Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Allah beni bildiği gibi yapsın. Ne diyeyim? Gidebilirdin. Gitmedin. Benim hayatımı kurtarmayı seçtin. Kendi canın pahasına. Neden? Başka bir şansım yoktu. Sizi öldürmelerine göz yumamazdım. Gel. Dört kişinin ölümüyle ilgisi olan birini bulduk mu? Şahsın adı Poyraz Karayel. Of, yine mi Poyraz? Geçende de geldi kulaksız cinayetiyle alakalı olarak. Evet müdürüm. İki tane çocuk hastaneye götürmüş. İfadelerini aldık. Olay yerinin yakınlarında yaralı halde bulmuşlar. Peki hala hastanede mi? Yok müdürüm. Anlıyorum. Tamam sen çık. Misafirimiz eksikti ya. Of, Allah kahretsin. Efendim müdürüm. Mümtaz nerede bu Poyraz Karayel? Adam hastaneden kaçmış gitmiş. Arkasında tam 4 tane ceset var. Savcı soruyor hala birini getirmediniz diye. Ya müdürüm hastanede birileri ziyaret etmeye kalkışmış. Evinde. Ben de bir ekip yolladım efendim. Ya Mümtaz sen hasta mısın, kapıyı mı yedin? Adam resmen mafya adına infaz yapıyor. Adamı alıp burada terleteceğinize bir de evine ekip mi gönderdin? Git al gel şunu. Alamayız efendim.
Ne demek alamayız? Alamayız efendim, alamayız. Çünkü adam bize çalışıyor. Mümtaz, sen ne diyorsun? Selin Can'ı bağışladım. Ama son sözüm hala geçerli. Kızınızdan uzak durma konusu mu? Bak Poyraz. Sana saygı duyuyorum. Benim için canını ortaya koydun. Minnettarım. Ama bu işe müsaade edemem. Senden müsaade isteyen mi var? Ayşegül. Ayşegül. Çık git hayatımızdan ya. Ne istiyorsun bizden? Biz sana ne kötülük yaptık? Bu adam senin hayatını kurtardı. Hala mı düşmansın? Nasıl bize çalışıyor? Ya müdürüm bana ne demiştiniz hatırlasanıza. Ne yap yap bu Bahri Umman'ı bitir. Ben de Poyraz'ı taktım peşine. O da gitti yanına girdi. Oğlum bu adam meslekten atıldı. Daha iyi. Hiçbir şey bulamazlar hakkında. Siz bana güvenin ya Poyraz sağlamadan. Peki nasıl kabul etti? Ya teşkilata geri geleceksin dedim. Oğlunu alacaksın dedim falan. Bak bir yamuk çıkmaz. Yoksa yakarsın kendini. Yok müdürüm ya. Niye olsun ya? Poyraz bizim için çalışıyor. Zaten şimdi onu alırsak operasyon mahvolur. O kadar emek verdik. Boşa çıkmasın. Zaten çok az kalmıştı. Poyraz ipini çekmek üzereydi Bahri'nin. Bak kahretsin ya. Ya siz merak etmeyin o iş bende. Her şeyi bana rapor edeceksin tamam mı? Tamam efendim tamam. Şimdi yan bastık ya. Çık git hayatımızdan baba. Rahat bırak bizi artık ya. Ayşegül tamam. Dur. Poyraz. Poyraz canım pardon. Gel. Gel bir bakayım. Baba. Canım. Yemişim, yok yok, yok gel. Oğlum bir şey yok. Bir şey yok. Dur. Gel canım. Elini çek bakayım. Dur. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Bu kadar acımadı. Dur şunu bir çıkalım. Yap. Yavaş. Tamam. Sen öne geç. Baba. Bir dakika. Buyur kızım. Sen bir soru sordun ya Poyraz'a. Gidebilirdin, niye gitmedin dedi. Ben vereyim cevabını. O lanet dediğin Poyraz var ya. O sevdiği kadınla çekip gitmek yerine burada kalıp senin hayatını kurtarmayı tercih etti. Niye biliyor musun? Hı? Çünkü sende bir baba buldu. Benim kaybettiğimi buldu. Yine babasız kalmak istemedi. Bu kadar basit. Ama ben neyi kime anlatıyorum? Sen hangi evladının kıymetini bildiğinde Poyraz'ın kıymetini bileceksin? Thank you.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.